Arkadaşlar merhabalar. Tampa Bay Downs çalışmaları bitti. Beraber tamamlayıp yayınlayacağım. Dün ne yaptık onu da kısa bir açıklamasını yapayım. Dün şey değildi, çok güzel ikramiyeler verdi Altın ama çok fazla başarı sağlayamadık. Yani önerdiğimiz atlar çoğu net önerdiğimiz atlardan birincilik gelmeyince ben de kızdım açıkçası. Sevmedim. Dün İkinci altılı ganyanda, beşinci ayakta bir at geldi. Handikap puanı düşük bir attı. Onun izahını şöyle anlatayım size. Hatırlarsanız ülkemizde bir çolpanlı yarış kazanmıştı. Yoldaşla yükselimi geçmişti. Yüksek ganyana geldi. Sonuncu sırada idi bu at. Çelik AŞ demiştik hatırlarsanız. Orada çolpanlının handikapı 32 idi kazanırken. Yoldaş ve yükselimin handikapları da 90'ın üzerindeydi. Yani şartlı yarışlarda bu nadiren olan bir olaydı. Orada 5. ayakta olan şey de oydu benim gördüğüm. Aralarında çok handikap puanı farkı olmasa da gene de olmaması gereken bir atın 1. olduğunu gördük. Handikap puanları açısından. Bu işte at yarışının bu mantıkta her atın şanslı olabileceğini, handikapların da bir yerden sonra bir işe yaramadığını gösteriyor. Doğrudur ama bu olay her zaman tekrar etmez arkadaşlar. Yani bir programda sadece bir sefer olur. Ya da hiç de olmayabilir. Nadir çıkan şeylerdir. Yani 40 handikaplı bir atın 80 handikaplı bir atı geçmesi. Her zaman olmaz. Eğer orada da 2-3 tane 80'lik handikaplı at varsa o 40 handikaplı atların pek fazla şansı olmaz. Zaten genelde yarışlar bu şekilde sonuçlanır. Onu da izahını yapayım. Olmaz değil bakın. Sıfır handikap bile olsa kazanır. At yarışı mantığı bu. Onu da anlattıktan sonra dün çok bana tutturan olmadı. Ben de tutturamadım. Yattım ya. Birkaç yerde birden yattım hem de. Yani sürpriz, güzel sürpriz vardı meydanda. Çıkar demiştim. Çıktı güzel. Sonuncu at geldi arkadaşlar. Enteresan meydan yarışta. Onu bulduk, sevindik, tamam dedik. Hani bir şey ikramiye, güzel bir ikramiye geliyor gibi. Arkası devam ettiler sürpriz yapmaya ki. Plase bile sürprizdir favori gelmediği zaman. Bu şekilde sonuçlandı. Nasibimiz yokmuş diyeceğim. Bir şey yani demeyeceğim. Zaten ufaktır rakamlarım benim, kuponlarım. O yüzden oynadığım rakamlara üzülmüyorum kaybettiğim zaman. Tavsiyem de size bu yöndedir. Cebinizden çıkan oynadığınız rakamlar sizi üzmesin. Bu şekilde oynayın. Herkes bütçesine göre oynasın. Çok at yazıp 100 liralık kupon yapıp tutturacağım dediğiniz zaman tutturamazsınız. Gideceğiniz 100 liranın üzerinde kupon yaparsanız eğer, gideceğiniz tek atacağınız at o günün favorisidir. O atta büyük bir ihtimal gelmeyecektir. Gelse bile o istediğiniz rakamlara ulaşamazsınız. Sürdürek favoriyi tek atmak zorundasınızdır. Parayı kaybetmeyeceğim psikolojisidir bu. O yüzden yapmayın. Paraya ihtiyacım var, tutturmam lazım derseniz eğer kesinlikle tutturamazsınız. Bunu da anlatmış olayım. Rahat oynayacaksınız. Rahat adama altılı gelir, beşli gelir. Yani oynadığı paraya üzülmeyen, kaybettiğini üzülmeyen adamlar tutturur. İlle tutturacağım derseniz tutturamazsınız. Bunu da tecrübelerimle söylüyorum. Evet. Keyif almaya bakın, kumar yapmayın. Ben onu anlatmaya çalışıyorum, Türkçesi. Başlayalım, bu gene uzattık konuyu. Birinci koşu şartlı, 4 yukarı İngiliz diyor. Aynı mantıkta gideceğiz, bakalım ne çıkacak. Yani bir şey daha anlatayım da, bu beni takip etmeye başladıktan sonra mutlaka fikirleriniz, oyunlarınız değişmiştir, etkilenmişsinizdir. Eğer beni takip ettikten sonra herhangi bir şeyi tutturamıyorsanız, olumsuz etkilendiyseniz takibi bırakın arkadaşlar. At yarışı böyle bir şeydir. Yandaki masadaki adam tek atsın, onu gözünüz görsün, etkilenirsiniz. Yani etkiler. Yorumcu arkadaş, bazı arkadaşlar var, yorum yazıyorlar. Yani yazmayın diyorum, eğer emin değilseniz bazı şeylerden bilgi verin. Etkiler. Ben de eğer sizi etkilediysem olumsuz yönde takip etmeyin. Ciddi anlamda etkilenirsiniz. Ama faydasını gördüyseniz, ya yaklaşıyoruz, en azından keyif alıyoruz, sonuna kadar devam edin. Eninde sonunda ufak da olsa tutturmanın zevkini yaşayacaksınız. Umarım daha büyüklerini de alırsınız.
Yani bir gün hepimize, bir gün bize mantığını inşallah uygularız. O kadar yani. Sonuçta kaybeden de arkadaşlarımız, kazanan da arkadaşlarımız. Daha çok kazanan devletimiz, yarısı, aşağı yukarı yarısı, paranın yarısı devlete gidiyor. Geri kalanı dağıtıyorlar. Kimin parası bunlar? Yanındaki arkadaşının parası, komşunun parası. Fazla uzakta değil yani. Birbirimizin parası. Bir gün benim cebimde, bir gün sizin cebinizde. Ya ihtiyacı olana gitsin derim. Hani toplu iyi rakamlar çıktığı zaman da. İnşallah ihtiyacı olan birileri alır. Ben de helal hoş olsun. Helalimdir. Zaten o, bu oyunun amacı da budur bence. Keyif alacaksınız. Kazanmak isterseniz kaybedersiniz büyük rakamlar. Yani nadir. Çünkü tamamen büyük rakamlar şansa bağlıdır arkadaşlar. Evet, bunu da açıkladık. Geçtim. Birinci koşudayız. Buranın kaliteli atlarına bakıyorum. Birisi yeşil bölgedeki ara vermiş. Totosu güzel. Ara verdiği için geri planda tutacağım, yoksa direkt önerecektim bu atı. Buranın sürprizi 5 nol at gözüktü şu an için 62 ile çıkan birinci atımız değil ama sürpriz atımız bu. Sonra 7 nol at arkadaşlar, sürpriz at aramak isteyen, bulmak isteyen arkadaşlar için 2 tane atımız var. Sonra hazır kıta dediğimiz 3 nol at, 3. 1. sırada olması gereken favorimiz 3 nolu at olur bu koşuda. Sonra sürprizi 5 ve 7 olur. Sonra da 2 ve 4 nolu atlar şanslı durumda duruyorlar. Ondan sonra da diğer atlar arkadaşlar. Bu yarışın mantığı bu. Yani çalışması bu bende. 3 favorim. 1. atım olur. Yeşil bölgede 56 ile kaldı. 2'yi eledim bu aşamada. Sürprizimi 5 ve 7 nolu atlar yapar. 7 ganyanlı gelir. Güzel ganyan verir totosundan dolayı. Bu 3 atın dışına da 2 ve 4 ile çıkarlar. 4 burada hazır kıta, ancak kalitesini düşürmüş gördüğünüz gibi. Karar size bırakıyorum. Artık geçiyorum. İkinci koşudayız. Maiden yarış. Maidenlardan korkuyorum, her zaman söylüyorum. Dün bir tane maiden vardı ikinci ayakta. İki nolu at tek, şöyle çalışma iyi, böyle çalışma, işte şu orijin iyi, şu yani neler söylendi o at için, iki nolu at için. 800'ü, 600'ü şunu yaptı, at sahibi, çalıştırıcısı, orijini topladık hepsini, sürdürek tek. Ne oldu? İkinci. İşte at yarışı. Hani bu gerçeği kabullenin, onu anlatmaya çalışıyorum. Burada da arkadaşlar kalite olarak çok yakın çıktılar birbirlerine. Kötü. İkinci ayak kötü arkadaşlar. Maiden yarış. Bilmiyorum yani sürdürek burada da çıkarsa gelir mi bilmiyorum. Ama şu şekilde ayarlayayım ben size. En azından görmüş olalım ne durumdalar diye. Favori olacak at kalitesini düşürdü. 35'e indirdi. İki tane handikapsız at var. Ne olacaklarını bilmiyorum. Diğer kalan atlar da 46, 47, 45, 42 diye sıralandılar ki. Arkadaşlar kapatın, burada at önermeyeceğim size. Yani çok favori verilen bir at çıkarsa tek atın geçin. Teke öyle bekleyin. Onun dışında kapatmanız gerekiyor bence yani. Hani hangisini önersem saçma olacak, yanlış olacak. İkinci ayak böyle. Üzgünüm yani, sizi kandırmak istemem. Geçiyorum. Üçüncü koşudayız. Şartlı dişi yarışı. Yarışın şartlı olması iyidir ama yarışlar genelde dişi yarışları arkadaşlar. Dişi yarışları da sürprize çok müsait yarışlardır. Hani sebebini biliyorum ben. Yani dişi yarışları her türlü handikapı da, şartlısı da, maiden'ı da zor yarışlardır. Dişi atlar haftada, iki haftada bir koşsalar dahi günü günün tutmayan, koşuları günü günün tutmayan atlar grubuna girer. Erkek atlar gibi değillerdir. O yüzden sürprizi her zaman için barındırırlar. Dikkat edin. Yalnız burası da çok kötü olmuş arkadaşlar. Çok kötü. 70-77. 8 nolu at. Yeşil bölgenin birinci atı. Yeşil kazancı yüksek olan at arkadaşlar. Kalitesi değil. Kazancı yüksek olan at. Favori olmaz. 38 vermemeliydi burası. 50'nin üzerine çıkmalıydı. 2. 3. planda kalacaktır.
Burada benim favorim 55-57-50 puan almış. Şu 2 at 3 yaşında dezavantajlı olmalarına rağmen önceliğim 4, sonra 3 nolu at ve burası sıkıntılı bir yarış arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. Bakıyorum hani vallahi ya şurayı kapattık, burayı da mı kapatacağız? Sanki öyle geliyor. Bu yarışta çözmek çok zor benim için. 3 4 4 3 sonra 8 5 1 7 2 diye sıralama vereyim. Kararı size bırakayım burada. Direkt önereceğim bir at yok. Emin değilim. 3 4'ten 4 3'ten biraz olsun kalitede üste kaldılar. Bakın 55 57 ile grubun üstündeler. Ama 3 yaşındalar. Ama birinin kilosu 52,5 iyi değil diyorum her zaman için. O yüzden 4 favorim olsun. 3 ikinci atım ama çok tutmuyorum. Sürpriz ihtimali barındıran bir koşu. Kararı size bırakıyorum. Artık AGF'lere de bakarsınız. Kendiniz bilirsiniz. Grubu gördünüz. Bu durumda anlattım zaten. Umarım faydam oluyordur bu şekilde. En azından bu şekilde faydam olsun. Yani yarışın ne olduğunu görün ki ona göre kendi gardınızı alın diyeyim. Satış kursu şartlı 1600 çim. Severim böyle yarışları. İnşallah at buluruz buradan da iyi bir at. Bulduğumuz at da gelir diyeyim. Kalitelerini belirleyelim. 59, 57, 57. Şurayı da alacağım. Biraz uzatayım ben burayı. Kalabalık grup at çıkma ihtimali var çünkü buradan. O çift taneli atların genelde çıktığını görüyoruz zaten. İkişer tane verilmiş. Tabii çıkacaklar. Kazancı olan atların tespitini yapıyorum şimdi yukarıdan kalsın. Burayı az tutacağım en azından. Kaliteler de yukarıda kaldı. Bu yeşil bölgenin kaliteli atı 65 açtı. Şu arayı vermese altın oğlu atı size direkt önereceğim. İkililerde kullanın diyeceğim. Arayı verdi ve tabelası son iki yarışı kötü. Yani olmuyor. Hoşuma gitmiyor. Kazan geliri var ama hoşuma gitmiyor. İki adım bakın 57-59. İki adım önde olan bir nolu at. Burada bizim favori atımız olur. Totosu müsait. Tamam ama yarın favori çıkacak bu at. Yeterli mi? Bence değil. Yeterli değil. Sürprizi kim yapacak şimdi? At bir atı tespit ettik ama yeterli değil diyorum. Yarın favori çıkacak getirmiyorlar böyle atları. Dün de gördünüz. Kaliteli atları söylüyorum, gösteriyorum size. Ama nedense gelmiyor bu atlar. Yani nedense bilmiyorum. Her şey müsait, totosu müsait gelmiyor. Benim favorim burada 9 nolu at arkadaşlar. Para kazanmaya ihtiyacı var. Totosu güzel, kalitede kalmış. Kazanırsa şaşırmam nokta. 9 nolu at. Her şey müsait. Durumu müsait. Kilo müsait. Yaş müsait. Toto müsait. Kumcu mu çimci mi? Ha, bilmiyorum orasını. Ülkemizde olsa söylerdim. Orada bilmiyorum. Çalışmak da istemiyorum. Yani ülkemizdeki yarışları bekleyin arkadaşlar. Oralarda daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Burayı istemiyorum. Canım çalışmak istemiyor çünkü. Çalışsanız da elinizde kalacak biliyorum. Arkadaşlar 9 favorim 10, 1 ve 3 nolu atlar ayrımsız beraber yazılmalı. Bu grupta sonra 6 bakın kalitesi yüksek ara vermesine rağmen sonra 6 nolu atı önereceğim. Aşağıda çok çok sürpriz bomba bir at 12 nolu at yarışta kalırsa çıkmazsa gelirse de şaşırmam. Fazla at yazmak isteyenlere. Onun dışındaki atların tamamı bence sürpriz ve ganyanlı atlar olurlar. Handikap puanları ya da kalitelerini düşürmüş atlar. Benim için hak ettiğim sürpriz olur. Kim gelirse şaşırırım burada. 29, 13 nolu at gelirse şaşırırım. 11 gelirse şaşırırım. 14 gelirse şaşırırım. O olaylarda başka şeyler vardır bir yarışta. 9 favorim. 1, ikinci atım. Sonra 10 ve 3 nolu atlar beraber düşünülmeli. 9'dan sonra 1, arkası 10 ve 3, sonra 6 ve 12 nolu atlardan da sürpriz bekliyorum burası için. Gerisini size bırakıyorum. Geçtim. Tekrar bir maiden geldi. Sanki zor gibime geliyor yarışlar. Hala direkt at yok arkadaşlar bakın. Hani banko ya da tek önerebileceğim hala bir at çıkmadı. O yüzden dikkat edin ve burası da
Hiç iç açıcı durmuyor. Yani çok çok. Yani nereye baksam elinde kalacak bunlar. Çok kötü. Kazancı olan atları ön planda tutalım. Kaliteleri çok yakın birbirlerine bu atların. Vallahi zor bir yarışlar, yarınki yarışlar. Şu 3 atı alalım. En azından ayrımını böyle yapayım ben size. 3 at içerisinden 3 yaşlı olan 2 nolu at dezavantaja sahiptir ama kazanma şansı var. Benim burada favorim 9 nolu at olur arkadaşlar. 9 birinci atım olur. Hazır kıta 6 nolu at ikinci atım olur. Sonra 3 yaşında 2 nolu at kalitesiyle demeyeyim de çok yakınlar. Kaliteler birbirine çok yakın. Bu 6 ve 9'un dışına çıkarsa vallahi yazabildiğiniz kadar yazın derim. Gelmeyecek at 1 ve 4 nolu atlar gelmeyecek at olarak gözüküyorlar. Onun dışındaki bütün atların şansı var. Sıralaması 9, 1. atım, 6, 2. atım. Ayrımsız yazabilirsiniz. Tek tercihinde bulunabilirsiniz bunlardan birini. Sonra 2, 5, 8, 11, 12, 3 beraber yazılmalı diye düşünüyorum. Benim gördüğüm bu. Anlattım burayı da. Geçiyorum. 6. koşu şartlı bir yarıştayız gene. Şartlı 1600 çim, seyir zevki güzel. Satış koşusu. Zaten satış maiden gidiyorlar. Zaten öylesine koşturuyorlar. Öyle geliyor bana. Hani program olsun diye programlar. Hong Kong yarışları daha zevkliydi. Buraların yarışlarını da sevmiyorum artık. Tazı yarışına çeviriyorlar. Ya, nereden bileceğim ben tazı yarışını? Amerika. İyi hipodromlarda yarışlar yok. Orada olsalar ya bu söylediklerim genelde oturur yerlerine. Genelde tutar. Yani Dubai'de bile at buluyordum. Samimi söylüyorum. Bu çalışmaları Dubai'de yapıyordum. Şu an yok. Dubai'de bile çalışmalardan at çıkıyordu. Birinci, ikinci atları bulabiliyordum. Yani kaliteli yerlerde kaliteli sonuçlar alıyor idim. Bunu da anlatmış olayım. Evet, şartlı yarışta kalitelerini ayırdım. Yeşil bölgede kim kaldı? 74, 84 handikapı var gerçekte. İki nolu at favori çıkacaktır yarın. Ama tecrübeli atlar var yanında. O yüzden tek başına tek atılacağını zannetmiyorum. Büyük favori çıkarsa da dikkat edin. Direkt önereceğim bir at olmaz. Burada size benim birinci atım. Son yarışını kazanmış tabela içerisinde dolaşan 6 nolu at arkadaşlar. Birinci atım bu olur 58'de. İkinci atım 8 nolu at olur 62 ile. Sonra üçüncü atım 2 nolu at olur. Sonra ne olur? Sürprizi bakın aşağıda yapacak atlar var. 59, 57 almışlar. 7 ve 9 nolu atlar beraber düşünülmeli bu grup için. Zorlanıyorum vallahi. Sonra da sırayla giderler zaten. 10, 3, 4 diye giderler. İki tane yarışını kazanmış at var. Yukarıda yeşil bölgenin birinci atları. Bunlar da yarışta söz sahibidirler, kazanırlar, kazanabilirler. Hiç affetmezler. Oo, çok zor arkadaşlar yarışta söyleyeyim. Hani tek bulmakta zorlanacaksınız. O yüzden de zor kuponların tutması. Geri kalan atların da şansları eşit. Çok eşit. Yani 50'likleri görüyorum şu an. Kaliteleri olarak. Güzel bir yarış. Az yarışlarla geldiler. Sürpriz barındıran, o büyük sürpriz barındıran bir yarış durumunda. Kim gelmezse büyük sürpriz çıkar. 6. Birinci atım gelmezse 8. Gelmezse bu iki at dışına çıkacaksa sürprizi 7 ve 9 nolu atlar yaparlar. Sonra 2 nolu at. Bu beşliği ayırmayın arkadaşlar. Eğer çok at yazmayı düşünüyorsanız. Öncelik bu atlarındır bu yarışlarda. Şu öndeki 10 ve 3'ü de sileyim. Sonra sıralama 10, 3, 4, 1, 5 diye aşağı doğru gider. Ve çok güzel sürpriz barındıran bir yer. Bu beşlinin dışına çıkar mı bilmiyorum ama zor çıkar. Çıkarsa da o aradığınız büyük kanyon buradan gelebilir. Ve yarışlar zor gidiyor. Evet, geçiyorum. Başka bir şey var mı, bulabilir miyim diye bakıyorum ama yani, bu kadar. Burayı da böyle anlatayım. Direkt at önenemedim. Üzgünüm çıkmıyor. Şu ana kadar çıkmadı. Bu da yarın yarışlarım. Çok çok zor.
yarın dedim de bugün aslında çok çok zor olacağını gösterir. Buradaki kalitelerini de alayım. Umarım buradan bir az da olsa tek buluruz da tek öneririm. O da gelir inşallah. Bir de o var. Önermekle olmuyor bu iş. 80-71 yukarıda yeşil bölgede 2 tane atımız kaldı. 56 ile de 11 no'lu at yarıştan çıkmazsa yarışta birinciliği en güçlü adayı arkadaşlar. 1400 metrede 11 no'lu at yarışın en güçlü adayı, tek kullanabilirsiniz. Alternatif ya da sürpriz ne bilmiyorum. Kullanabilirsiniz. Atın bekleyin derim. Yani emin değilim. Yani Türkiye'deki, ülkemizdeki yarışlar gibi söyleyemiyorum işte, o sıkıntı yaşıyorum. Rakip olarak bakıyorum, büyük atların totoları iyi değil. Bu 3 yaşında dezavantajdır son yarışı ikinci. 8 no'lu at 3 yaşında olması iyi bir şey değil. Hani bu da bu avantajını kullanırsak ben 11 no'lu atı burada tek atılabilir diye görüyorum. İkili için at arıyorum şu an, inanın. İkiliye kim girer? Ona bakıyorum. 45, 43, 46, 54. İkiliye çok atın şansı var gibi gözüküyor. Şu aşağıdakilerden sürpriz bir at ikiliye de girebilir. Gene de yeşil bölgenin atı. İnanın zorlanıyorum yani. 54, 46, 43, 45. Yarış kazanmış. 9 nolu at. 4 yaşında. Hani bir ihtimal 9'un ikilisi var ve 8 nolu atın da şansı yüksek ikilide. 11 arkası 9-8 gibi. Ya da bu da olmazsa 7 biraz ön planda duruyor. Herhalde bunlardan biri girer. Herhalde, bilmiyorum. Emin değilim bakın. 11 koşarsa yarışını kazanır arkadaşlar. Evet. Bu programla ilgili anlatacağım şeyler bunlar. Yarışlar bunlar. Önümüze çıkanlar bunlar. Veriler bunlar. Dediğim gibi bu yarışların performanslarını çalışmıyorum. Yani bunu uzun sürüyor ve hoşuma gitmiyor. Zevk almıyorum. O yüzden çalışmıyorum. Galoplarına bakmıyorum. Sadece bülten olarak yayınlıyorum. Bunların ihtimali var. Bunun şansı daha yüksek. Bunun daha az şeklinde konuşuyorum. Geri kalanını size bırakıyorum. Tamamen benim anlattığım şeyleri kalarak altılı beşli oluşturmayın. Kendi bilgilerinizi de ekleyin. Hiç bilginiz yoksa da oynamayın diyeceğim, oynayacaksınız. Ufak tefek oynayın, geçin. Keyfine bakın. Benim anlatacaklarım bu. Bir program daha var. Onun çalışmalarını yapacağım tekrar. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.